Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size bir diğer moda videolarından bir tanesi olan Barbour ceket inceleme videosunu çekmek istedim. Öncelikle biraz size markadan bahsedeyim. Arkadaşlar bilirsiniz, bu İngilizlerin klasik avlanmaya giderken giydikleri meşhur yeşil yağlı ceketleri vardır. Barbour bu ceketleriyle ünlenmiş bir firma. Özellikle kraliyet ailesine de avlanma için ürettiği bu tarz klasik Blenil diye geçen ceketleriyle dünyada bayağı geniş bir üne sahip olmuş bir firma. Bugün size göstermek istediğim model ise Barbour'un kadınlar için ürettiği, aynı zamanda erkekler için olan versiyonları da mevcut aynı modelin. Light wax diye geçen, yani daha az ince bir kumaştan yapılan daha hafif yağlı ceketlerinden bahsetmek istiyorum. Bendeki dark olive diye geçen koyu yeşil modeli ve şu şekilde kahverengi de bir yakası olan bir model. Dilerseniz incelemeye başlayalım. Şöyle göstereyim yakasından itibaren. Şu şekilde görebilirsiniz. İçi Barbour'un kendi özel bir nevi sembolü haline gelmiş tartan kumaşından yapılan bir kumaş. Böyle kareli gibi bir kumaş da diyebiliriz. Aldığınız modele göre ve ceketin rengine göre bu içerideki tartan kumaşının rengi ve dokusu değişebilir. Daha modern kesimlerde mesela bu tarz klasik tartan kumaşı yerine daha böyle çiçekli, böcekli modellerde olabilir, özellikle kadın koleksiyonunda. Bendeki klasik bir model olduğu için klasik tartan kullanmışlar. Şu şekilde açılan iki tane cebi mevcut. Onun altında da yine klasik, şöyle de göstereyim, iki tane de bu şekilde cebi mevcut. Şurada da Barbour logosunu görebilirsiniz. Şöyle bakın. Şurada yine aynı şekilde, eğer yakası dik bir şekilde kullanmak isterseniz diye minik bir tutamaç gibi bir şey de yapmışlar. Bunu çıkarıp şuraya taktığınızda bu şekilde dik durmasını yakanın sağlıyor. Yine aynı şekilde isterseniz kapşonu da takabiliyorsunuz. Şöyle de açayım sizin için. Klasik Barbour'un fermuarı da bu şekilde. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi bendeki lightweight modeli olduğu için daha ince bir kumaş yapısına sahip. Burada yine iç bir gözü var. Şöyle de emblemi var diyebiliriz. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e adanmıştır şeklinde içeriğinde yazmışlar. Şöyle bakabilirsiniz. Gelelim ceketin arkasına. Ceketin arkası da bu şekilde görünüyor. Modele göre değişiklik göstermekle beraber buradaki yırtmaçları değişebilir. Klasik modellerde iki tane şöyle yırtmacı oluyor. Hatta daha da avcılık için olan modellerinde ise arkada bir böyle cep gibi bir şey olduğunu da söyleyebilirim. Bendeki modelinde bu yok. Bu şekilde arkadaşlar. Size bir diğer göstermek istediğim şey de bu ceketlerin üzerindeki o yağlı dokunun, su geçirmeme özelliğine yarayan o dokunun azaldığı zaman ne yapmanız gerektiği. Ceketin üzerindeki wax, yani o mumsu yapı bozulduğunda isterseniz Barbour mağazasına götürüp bunu yaptırabilirsiniz. Ama size tavsiyem, özellikle lightweight modelini alırsanız şöyle bir sabunla beraber geliyor. Bu sabunu köpürttükten sonra süngere batırıp hafif hafif silmeniz ve bu şekilde 2 gün boyunca kurumaya bırakmanız. Hatta kuruması ne kadar sürerse daha fazla da kurutabilirsiniz. Buna göre ceketinizi tekrar aynı su geçirmez haline döndürebiliyorsunuz. Eğer dediğim gibi ceketi alırken böyle de bir wax'ını da alma fırsatınız varsa bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir diğer konumuz da Barbour'un bu klasik Blenil diye geçen ceketleri, yani bu yağlı ceketlerini verilen paraya değer mi? Hatırlarsanız daha önce Lacoste videosunda bu konuya da değinmiştik. O yüzden Barbour videosunda da buna değinmek istiyorum. Arkadaşlar bence klasik bir Barbour ceketin fiyatını hak ettiğini söyleyebilirim. Neden? İşlevsel amaçlarıyla alıyorsanız, su geçirmesin, rüzgardan korusun gibi veya işte avcılıkta, at binmede vesaire gibi farklı sporlarda kullanmak istiyorsanız, evet, tam amacına uygun bir ceket. Onun haricinde daha böyle klasik olarak giymek istiyorsanız bunun içinde şık bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de düşünüyorsanız Türkiye yerine fırsatınız varsa İngiltere'den almanızı tavsiye ederim. Çok güzel indirimleri olabilen bir marka ama denk gelmeniz lazım dediğim gibi. Bu şekilde arkadaşlar, siz mesela Barbour markasını daha önce duymuş muydunuz? Seviyor musunuz? Bunları da yazarsanız yorumlara sevinirim.